Hocam bu soru tam sizlik yine. Hangi soru? Hangi soru sizlik değil ki diye kendi içimden evet. Uğur Bey sormuş. Planlı yaşamanın insanlara sıkıcı gelmesinin sebebi ne olabilir? Benim evet. Ya hocam sonra anlattıktan sonra yani plansız yaşamak da acaba sırf hayata karşı doyumsuzluğumuzdan mı olur? O da olabilir. Ama planlı yaşayabiliyorsan, uzun süre planlı yaşadıysan ve bundan sıkılıyorsan bu hayata karşı doyumsuzlukla ilgili bir şey değildir. Yani esas sorunun birinci kısmı önemli. Planlı yaşamaktan sıkılmak çok jenerik bir tabir. Yani planlı yaşamak iyidir ama neyi ne kadar planlama? Yani bu işin ölçüsü ne? Mesela şimdi 10 senelik plan yaptın. Üniversiteye gireceğim, okuyacağım, mezun olacağım, master yapacağım, doktora yapacağım, işte falanca ülkede, falanca laboratuvarda şunu çalışacağım falan. Hepsi güzel. 10 senelik planını yaptın. Diyelim ki sen üniversiteyi okurken doktoranı yapmayı planladığın ülkede darbe oldu, ülkeyi kapattılar komple. Ülke gitti. Out of order. Ne yapacaksın? Diyelim ki en iyi laboratuvar Amerika'yı istiyorsun. Amerika çöktü mesela. Olmaz mı? Olur yani. Net söyleyeyim sana. Dünya 48 saat dolarla alışveriş yapmazsa Amerika diye bir ülke kalmıyor, haberiniz olsun. Batıyor yani. Ekonomistler bunu yıllardır anlatırlar. Diyelim ki battı. Şimdi sen 10 sene sonrasında plan yapmış bir insan olarak nasıl boşluğa düşeceksin farkında mısın? Planlamanın akıllıcası güzeldir. Mesela planlı yaşamak bazı insanı rahatlatır. Niye? Hayatındaki büyük taşları yerli yerine koyar. Önceliklerini güzel belirler. Çok uzun vadeli ve kaotik değişkenler ya da dalgalar tarafından sürüklenip götürülmeyecek önemli doneleri planlar. Arada hayatın kaosuna, akışkanlığına, serbestliğine alan tanır. Şimdi böyle insanlar için plan hani bir sörf tahtasının yanında taşımak gibidir. Uygun dalga bulduğunda çok eğlenir. Anlatabiliyor muyum? Çıkar üstüne fış 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 kayar. Ama her bir anı özellikle de uzun vadede saat saat, dakika dakika planlayanlar genellikle aramızdan erken ayrılıyor. Çünkü uzun süreli yüksek strese bağlı. İşte kronik stres rahatsızlıklarına bunlar daha fazla düçar oluyorlar. Bizim mesela benim birkaç aydır sevgili açık beyin eğitimcilerinden Mustafa Acungil ile birlikte çalıştığım çevik yaşam tasarımı. Yani gerçekten çok zekice bulduğum ve herkesin öğrenmesini çok arzu ettiğim müthiş bir teknik. Yazılım kökeninden geliyor bu teknik. Yani yazılımcıların kullandığı bir şey. Agile diye duymuşsunuzdur. Agile yönetim, Agile management. Büyük konuları küçük parçalara bölüp bu küçük parçaları adımlar şeklinde kısa dönemli planlayarak parça parça iş bitirmeyle alakalı bir şey. Sevgili Mustafa da bunu alıp hayata uyarlamış çok başarılı bir şekilde ve bende ciddi aydınlanmalara sebep oldu. Mesela Mustafa'nın bir mottosu benim çok işime yarıyor. Yani ne kadar 40-50 sene pek böyle yaşamadığım için içselleştirmekte biraz zorlansam da ömür içerisinde an haftadır diye bir sloganı var. Bu çok önemli. Mesela en uzun vadeli planımızı, o zamansal planımızı bir hafta içinde yapıyoruz biz çevik yönetimde. Bir haftada ne yapacağımızı kabaca belirliyoruz. O yapacağımız işlerin hayallerimizle olan dağılımı dengeli mi değil mi, haftada bir yarım saat, bir saat ayırıp buna bir kafa yoruyoruz. Ondan sonra da sadece ve sadece o haftayı yaşıyoruz. O hafta o planladığımız şeylerden birini yapamadık mı? Son derece gevşek bir şekilde bir sonraki hafta yatıyoruz onu. Ve tamamen hafta bazlı böyle dar bir projektörle planlamamıza baktığımız için de aksama olasılığı çok düşük. İhmal etme, yani hayatınızdaki önemli şeyleri ihmal etme olasılığı da çok az oluyor. Ve daha da enteresan bir şey oluyor. Siz kısa vadeli planlamalar ve kişisel hedef ve hayallerinizle birlikte böyle bir karşılaştırma yaptığınızda uzun süredir bir işi niye yapamadığınızı anlıyorsunuz. Çünkü kendinizle ilgili başka çok önemli bir şeyi ihmal ettiğinizi fark ediyorsunuz ve o ihmal ettiğiniz şey sizi arkadan böyle tırmalıyor. Benimle ilgilenmiyorsun, ilgilenmiyorsun. Mesela ben dediğim gibi birkaç aydır Mustafa'yla çalışıyoruz. Bu arada ben çok zor bir adamım sevgili arkadaşlar bu konuda. Yani hakikaten bende 4000 tilki var. Daha birbirlerini görmediler. Bırak kuyruklarının birbirine değmesi. Benim gündemim o kadar kalabalık ama ona rağmen Mustafa da benden çok şey öğrenmiş olmalı. Böyle bir takvim yok çünkü. Ama bunu çalıştığımızda mesela bana şöyle bir fikir geldi, onu söyleyeyim size. Şöyle bir aydınlanma geldi daha doğrusu. Yazma performansından şikayetçi bir yazarım ben aslında. Çünkü yazabileceğim kadar yazamıyorum. Ve bunun için ilk başta çalıştığımız konulardan bir tanesi yazmamı planlamaktı. Yani haftalık olarak yazmayı planlamaya çalışıyorduk. İlk bir hafta iyi gibi oluyor, üçüncü hafta lastik patlıyor. Yazamıyorum yani, bir problem var. Sonra işte bir daha deniyoruz, başka bir yöntem. Sonra şunu fark ettim. Yazmak benim için nefes almak gibi bir şey ya. Ne zaman nefessiz kalırsın? Fazla darlandığın zaman. Dolayısıyla kolay nefes alalım diye biraz gereksiz işleri hayatından çıkarttığımda benim yazma performansım otomatik artmaya başladı. Yani benim planlamam gereken şey yazmak değil, yazmaya engel olan diğer işler ve azalan boş vaktim. Bu boş, serbest vakti daha doğrusu ayırt edebildiğim zaman, planıma koyabildiğim zaman ben bayağı tekrar yazmaya başladım seneler sonra. Yahut işte müzik, devamlı içimde bir şeyde müzik var ama müziği takvimime koymaya utanıyorum. Yani o kadar önemli işim var ki falan.
Sonra bir ara muhabbet arasında şunu fark ettik. Müziğe ilgi göstermediğim için birçok işte performansım düşmüş. Hem de ben bunu sunumlarımda anlatıyorum. Tak 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 onu yerleştirmeye başladım. O boş vakitlerle beraber ikinci kademede. Albüm çalışmaları başladı. Tamam soracağım. Öyle albüm şey geliyor diyorlar. Var var, evet öyle bir şey var. Henüz daha spoiler vermeyelim ama çalışıyoruz üzerinde. 50'den sonra müzisyen olmak zor oluyor Hazal'cığım yani. Ekibi hocam toplayacağız falan. Hocam ilginç bir tadı bakalım. Olacak ama. Var var geliyor. Metalciler ölmez. Yani söylemeye çalıştığım şey, uzun vadeli planlar, Woody Allen'ın sözü var. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diye çok güzel bir sözü var. Yani büyük sistem senin planlarını çok sallamıyor. Sen büyük sistemin parçasın ama aklın bir karış havada. Sistemin ne olacağını bilmiyorsun çünkü sistemden zaten kopuksun. Kendi kafana göre bir kariyer, mariyer, para pul planı yapıyorsun ama sonra bir gün lastik patlayınca da bu sefer kainata kızıyorsun. Sistemin sahibine kızıyorsun. Şartlara kızıyorsun. Ya yapmayaydın planı, böyle bir derdin olmayacaktı. Hocam Julian'ın sözü hani hayat sen planlar yaparken başına gelendir. Aynen. Aynen. Ya işte ya plan... Buradan hep şu anlaşılıyor. Yani plan yapmayalım. Ya yapın da planı kader zannetmeyin sevgili arkadaşlar. Yani siz plan yaptınız diye kaderiniz ona göre olmayacak. Planı rahatlamak için yaptığımızı unutmayalım. Yani biz sadece kendimizi rahatlatmak. Geleceği öngörebiliyormuşuz, illüzyonu yaratmak için plan yapıyoruz. Bir haftada bile yaptığınız planların haftalık çevik mantıkla çalıştığınızda bir haftalık bile planlarınızın ne kadar sekteye uğradığını gördüğünüzde öyle aylarca, yıllarca, hele 10 yıllarca şirketler, ülkeler yapıyorlar ya böyle projeksiyonlar falan. Plan yapmanın detaylı plan yapmanın ne kadar eblehçe olduğunu göreceksiniz. Planlar uzun vadeli oldukça, yani vade uzadıkça plandan ziyade ilkesel bazda düşünmek. Yani mesela 10 sene sonra şunu olmak istiyorum, harika bir plan. Ama bunu yapmak için şuraya gideceğim, bunu alacağım, bunu yiyeceğim, bunu giyeceğim. Böyle bir plan olmaz. Yolu seçmek. 10 sene sonra bir vizyon olur yani ancak. Hedefi seçiyor da yol seçmek de hedefi aynen seçiyorum. Öyle. Ama bu iki hedefe ulaşacağım yollarda çeşitlilik var. Olayların gideceği güzel bir, yere bakacağım. Güzel bir şey. Mesela arazide yol bulurken dersin ki şu tepenin oraya gideceğim. Şimdi ama arada bir sürü tepeler, yollar vardır. Yolu görmezsin. Ama sen gittikçe tepe yanda kalıyorsa ona doğru dönersin. Bir tepeyi sürekli ortalarsın. Gideceğiniz yeri görebilirsiniz. Yürüme plan demektir zaten. Yürüme planı çıkıyor ama nereye gittiğinizi bilmiyorsanız bütün hayatınız bozulan planları ağlamakla geçer. Yapmayın bence. Soru güzelmiş. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aqua park, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.